Bağla alakası sayfa 76 mektup 82 Hüsrev abinin fıkrası. Çok muhterem sevgili üstadım. 29. mektubun 3. kısmını okuduk. 29. mektup 3. kısım. Ne anlatıyor? 9 kısım. 1. kısım da 9 nükte. Hüsrev abi burada 3. kısmını okuduk diyor. Yani... Kur'an-ı Azimşah'ın envai icazına 40'a bali olduğunu ve icazı Kur'an'ın namındaki 25. sözde bürhanla ispat edilmiş Burada yine Kur'an-ı Kerim'in mucizenin ifade edilmiş olduğu ve her tabakaya ayrı ayrı bir mucize gösterdiğini lafzında, işte dizilişinde, surler itibariyle olan mucizeli ifade eden nokta Hüsrev abinin şu anda ifade etmiş olduğu ders bu. Mektup münderacatı hepimizi şevke getirmiş, sevinç de her tarafımızı doldurmuştu. Kur'an-ı Hakim'in bazı ayatından çıkan kıvılcımlarıyla bir taraftan akıl gözlerine inmiş olan maddiyunlar ve emsali tabakasına karşı Mektubat-ı Nur risalet Nur ile meydan okuyarak onların kafalarına hakikat tokmaklarını vurmakta ve diğer taraftan onların kalplerini pek parlak feyizleriyle doldurmaktadır. Şimdi Risale-i Nur'un bir vazifesi de Kur'an'ın hattını muhafaza etmek. Yani Kur'an'ın manevi mucize, mucizesini gösterdiği gibi Risale-i Nur bir de maddi mucizesini de gösteriyor. Mesela yazılan tevafuklu Kur'an, Yusuf abinin yazısını yazılan tevafuklu Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de bulunan nazım noktasındaki mucizeyi de gösteriyor. Mesela ayetlerin Allah 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 lafızları alt alta geliyor. Sonda da ondan sonra Allah çokça zikrediniz ayetinin tam tevafuk ediyor. İşte bir sayfada Ashab-ı Kehf'ten bahsederken onların altıncısı, yedincisi mi ne köpek kıtmir manası. O sayfayı deliyorsun ve kaç sayfa sonraki kıtmir lafzının üzerine denk geliyor o deldiğin şey. Böyle bir sürü Kur'an'ın mucizesi var. Yani yazılış noktasında da. Kur'an-ı Kerim'in manevi mucizesini ispat ettiği gibi Maddiyun gözlere de dizilişindeki ve yazılışındaki mucizeyi e, ders vermiş. O tevafuklu Kur'an Hüsnü abinin yazmış olduğu Üstad onun için rivayetlere göre Lehvi Mahfuz'daki Kur'an'ı yazmıştır diyor Hüsnü abi. Çok enteresan ve Hüsnü abinin de medrese eğitimi yok yani. Yazı noktasında e, hiçbir eğitim almadığı halde Üstad'ın etrafındaki hafızların da önüne geçmiş. Şamlı Hafız Tevfik abinin mesela eğitim almış. Hafız Ali abi Medrese eğitimi almış olan bir zat. Hafız bunlar yani. Kur'an yazmayı da biliyorlar. Yusuf abi onlara nispeten zahirde kabiliyet noktasında en geride olduğu halde en iyi şekilde yazmış. Tam bu oluyor. Tabii yani. O da ayrı bir Kur'an'ın bir mucizeliği yani. 18.000 değil sevgili İsa'nın buyurdukları gibi 28 bin aleme bakan o büyük furkan ilahinin bugünkü asırdan başka gelecek asırlara ve bakan vecihlerinin bazı mühim noktalarına işaret edilmesi ve lafzullah üzerinde vaki tevafukatın göze çarpacak ve nazarı celp edecek şekle ifra edilmesi ve bazı kelimelerde görülen manidar tevafukatın güzellikleriyle meydana çıkarılmasını çıkarılması hakkındaki vaki üstadımın fikirlerine haddim olmayarak yine üstadımdan aldığım kuvvet ve cesaret ile iştirak ediyorum. Ve böyle bir Kur'an-ı Kerim'in yazılması hakkında vaki olacak her fedakarlığa hazır olduğumu unutarak baştan ayağa kadar beni istila eden bu sürurun verdiği haleti rüya üzerine arz ediyor. Ve ayrıca diyorum ki sevgili üstadıma istenilen şekilde kendi elimle yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'i yazıp takdim etmeyi çok arz ediyorum. Fakat meselenin müstaciliyetini düşünemiyordum. Ve bir de diğer kardeşlerin bu şereften mahrumiyetidir ki bu fikrimin, bu arzumun kabulüne ısrar edemiyorum. Yani bir yandan yazmak istiyorum diyor ama bir yandan da diğer abilerin, kardeşlerin bu büyük faziletten ve şereften mahrum kalmasından noktasında ben yazayım diye ısrar edemiyorum diyor üstada. Tabii acayip bir makam yani. Şu anda okunan bütün Kur'an'lardan hisseder oluyor. Mesela ben Hüsrev abinin Kur'an'ından okuyorum. Benim gibi okuyan binlerce tamam mı? Müslüman var yani. Çok Yazısı çok kolay okundu, çok akışkan. Ben çok keyif alıyorum mesela. Çok rahat okunuşu var. Şu anda sürekli es sebebi ülkel sırrınca hep on defter hasenatına gidiyor yani. Nasıl bir makam ya. Evet sevgili üstadım İnşallah zaman takarrup etmiştir. Yani yaklaşmıştır. İnşallah mevut vakte biz de erişmiş bulunuyoruz. Artık sebebi selefi salihin Kur'an'a haşiye olarak bir şey ilave edilmemesi hakkındaki kararlarının zamanlarına ait bulunması ve ulema-i müteharrenin müsaadeleri de Arapçanın tahsili cihetinde gidilmediğinden ileri geldiği kanaatine taşıyarak Arapçanın okumak ve yazmak istenilmediği bir zamanda bulunuyoruz. Binaenaleyh, Kur'an hakkında sevgili üstadımın düşündüklerine pek büyük bir ihtiyaç olmakla beraber bu güzel ve pek büyük bir emri hayra kapı açan bu işin hemen ikmal edilmesi için her şey edilmesi için her şey tercih edilmesi Rica ve istirhamındayım. Saatü Lütfü Efendi kardeşim de bu kanaatidir diyor. Yani bir an önce bu Kur'an yazma işini yazmamız, yapmamız lazım. Çünkü Süfyan'ın yapmış olduğu en büyük talibattan bir tanesi de Kur'an'ın lafzını da ortadan kaldırmak. Yazısını da ortadan kaldırmak. Zaten yapılan e, sen şöyle değişimler, inkılaplar hep onun üzerineydi. Ve hatta ben Kur'an'ı kese kağıdı yapacağım demiş. Yap. Yapmış da yani. Ben söyle kese kağıtları olarak Pazarlarda Kur'an şeyleri kullanılmış. Bunun şeyleri vardı bende. Zaten yani şöyle fotoğrafları falan vardı. Sosyal medyadan çok rahat bulunabilir yani. Bildiğim pazarcılar kesik kağıdı yaparak da insanlara işte oradan elma, armut satmışlar ve Kur'an yani. Acayip bir tahribat olmuş yani. O Kur'an'ın lafzı ve yazısı da ortadan kaldırılmak istediği bir zamanda bak sanurun diğer bir, yani Kur'an en vermiş olduğu en büyük hizmetten bir tanesi Kur'an yazısını devam ettirmektir. O yüzden hepimizin aslında bir noktada vazifesi de Kur'an yazısını öğrenmek. Yani bu Osman Osmanlıca'daki alfabe kullanması... Yani üç harf falan oynuyor mesela. Osmanlıca ile Kur'an alfabesi arasında herhalde üç harf falan oynuyor. Benim bildiğim. Tam yani mevzu harflerin unutulmaması. Yani unutulmaması. Oradan yürü, devam bir de, de Kur'an'ın yazısının ortadan kalkmaması. Çünkü matbaalarda kaldırılmış, yazılması yasak, kimse izin verilmiyor. Alimler zaten sallandırılmışlar. Medreseler kapalı, tekkeler kapalı. Medrese Kur'an eğitim veren her yer kapalı. Tamam mı? hepsinin kapalı olmuş olduğu zamanda da üstad ee, böyle bir Kur'an yazısının devam etmesini ve Kur'an yazılması noktasında talebelerle teşvikte bulunuyor. Ondan sonra öneride bulunuyor ve talebeler de bu noktada ihtizasa geliyor. Yani yapalım diye ondan sonra ciddi bir uğraş içerisinde giriyor. Ve özellikle de Hüsrev abi bu noktada çok istekli olduğunu, Lütfü Efendi'nin de yakında bulunan Saati Lütfü Efendi'nin aynı kanaatı taşıdığını ifade ediyor. Ve sonra da işte malum Kur'an-ı Kerim yazılma hadisesi ortaya çıkıyor elhamdülillah. Sevgili üstadım Allah sizden hem ebediyen razı olsun hem de her bir hayırlı işinizde muvaffak etsin. Duasıyla Cenab-ı Hakk'a müteşekkir olduğum halde size olan minnettarlığımı arz eder ve damenlerinizden damenlerinizi öperim. Muhterem efendim Hazretleri demiş Hüsrev abi. Bağla layıkası sayfa 76 mektup 82'de.